Milletin derdi anayasa falan değil bu keden. Millet, millet anayasayla ilgilenmiyor. Sokağa çıkın bakın. Ya anayasa değişikliği de, konu ne diyorsun? Döverler adamı. Adamı döverler. Döverler. Niye biliyor musun? Çünkü daha yeni açıklandı ekonomideki güncel gelişmeler. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 20.6. Adam evine ekmek götüremiyor. Sen anayasa derdin ne diyeceksin? Sen deli misin diyecek? Ya. Benim karnım aç. Hele ki şu pandeminin de eklenmesiyle biz 37 ülkelik OECD içerisinde zam şampiyonu olduk. Fiyat artış şampiyonu olduk. Bakın eskiden Türkiye'ye gelip alışveriş yaparlardı Bulgarlar, Yunanlar falan böyle ucuz ucuz alıp götürürlerdi ya. Bakın dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Fakat İngiltere, İngiltere'nin yükseliyor. İngiltere'nin, Almanya'nın raflarındaki gıda maddeleri TL bazında bizden ucuz. Bakın bir örnek vereceğim. Asgari ücret bizde 2826 lira. Milletin derdi bu. Anayasa falan değil. Kimse yani şaklabanlık yapmaya kalkmasın. Milletin de derdi anayasa falan değil. Millet diyor ki benim asgari ücretim 2826 lira. İngiltere'de asgari ücret 17.900 TL çevirdiğiniz zaman Almanya'da 14.300 TL. Ben diyor sütü 8.45 TL'ye alıyorum. İngiliz 48, 4.85 TL'ye alıyor. Ben 8.5'a alıyorum. Almanlar 5.43 TL'ye alıyor. TL bazında. TL bazında. Bakın. Yumurtanın diyor 15'lik paketini ben 13 liraya alıyorum. İngiliz 12 liraya alıyor. Alman 9 liraya alıyor. Bir sürü örnek var. Hepsini zamanınızı almayayım. Milletin canı yanıyor. Millet ekonomiden illallah etmiş durumda. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafındakiler anayasayı değiştireceğim. Seçim sistemini değiştireceğim. O da bir anayasa değişikliği de gerektirebilir. Seçim evet. sistemini değiştireceğim. Niye? Ben bir daha iktidar olmak istiyorum. Dediğinde millet diyor ki bir dakika sayın cumhurbaşkanı. Ben de diyorum bir dakika sayın cumhurbaşkanı.